اطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم kıymetli dinleyenlerimiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri dünya ve ahiret saadetine irşat buyuruyor. İki cihanda başımıza gelecek belalardan ve felaketlerden tehdir ediyor, sakındırıyor, ikaz buyuruyor, uyandırıyor, uyarıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamadan insan dünya ahiret kurtulamaz. İki cihan saadeti Kur'an-ı Kerim'dedir ve hadis-i şeriflerdedir ve ulemanın ve evliyanın beyanlarına uymaktadır ve bunları duymaktadır. Onun için siz doğru adrestesiniz. Bundan sonra Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece size daha ziyade hizmet etmek dedim ya, niyet ediyorum. Anca sağlık sorunlarımı biraz bir şekillendiriyorum. İnsülinlerim değişti, iğnelerimi düzenliyoruz. İşte biraz hareket yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ama esas gayem nedir? Hani sağlıklı olayım da uzun yaşayayım da fazla yemek mi yiyeyim? Yok. Efendim fazla mı gezeyim, fazla mı efendim para kazanayım? Yok. Allah şahit ki dünyadan her şeyi gördük. Bundan sonra yaşarsak, sağlıklı olursak, gözümüz gördüğü, ağzımız konuştuğu sürece tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf eserlerinden okuyup kitapları önümüze alıp size dersler hazırlamak, görüntülü, sesli neyse size tebliğ ulaşmak, ulaştırmak, hayır ları size, sizi hayırlara ulaştırmak, şerlerden sizi sakındırmak, ebedi ahiret saadetine namzet olmak ve bütün insanların da iki cihanda kurtulmaları için ne yapmamız gerekiyorsa gayret etmek. Derdimiz bu olsun. Bir insanı kurtarmak derdimiz olsa Allah bizi kurtarır. Biz acısak Rabbim bize acır. Melekler bize acır. İnsanlar sel gibi cehenneme gidiyor. Her gün bunca ölümler, bunca felaketler ve afetler dünya üzerinde baş gösteriyor ve yüz binlerce insan tabii ki dünya nüfusundan her gün eksiliyor, ahirete gidiyor. Bir daha dönmesi yok bunun. Kafir ölen kafir gitti. Münafık ölen münafık gitti. Fasık ölen fasık gitti. Bu nasıl düzeltecek bu hesabı ya? Sonsuz hayat var önümüzde, ebedi ahiret var. Burası şöyle böyle gidiyor ya. Dünya öyle böyle geçer. Zengin de yaşar, fakir de yaşar. Öbürü tokluktan ölür, öbürü açlıktan kıvranır ama biter. Sarayda da biter, çöplükte de biter, zindanda da biter, biter. Bitene takılmayalım. Bitmez, tükenmez. Ebedi hayat ve ahiret var önümüzde kardeşler. Efendim, nereye geldik? Dersimiz 46. farz. 54 farzdan 46.sını yapıyoruz. Allah'ımızın bize farzları var. Kur'an-ı Kerim'de beyanları var. Bize mükellefiyetler yüklemiş. Bizi bazı şeylerden nehyetmiş, bazı şeyleri bize emretmiş. Şimdi bu 46. farzda neymiş? Bir nehi, bir yasak beyanında büyüklenmeyi terk etmek. Yani büyüklenmek ne demek? Tekebbür. Tekebbür, kibirlenmek, büyüklenmek, hava atmak, çalıp satmak. Efendim, insanın kendisini üstün görmesi, başkalarına karşı iftihar etmesi, bu var. İnsanın fıtratında var, bünyesinde var. Efendim, hayvanlarda bile görüyorsunuz tavus kuşunun kabarmasını, bilmem horozun diklenmesini, atın efendim
hareketlerini, yani bu mahlukatta var. Mevlana Mesnevi'de olacak ne buyuruyor? İlleti iblis ene hayrun bedes. Neyin maraz der nefs el mahluk hest. İblisin hastalığı ene hayrun, ben daha hayırlıyım hastalığıdır. Bu hastalık her canlıda belirir, ara sıra renk verir, ortaya çıkar. Bu hastalık her yaratılanın, yani canlıları kastediyor, nefsinde, özünde, benliğinde mevcuttur. Allah Teala bizi bundan muhafaza etsin. En büyük bela ne diyor efendim? Bir hadis-i şerifte la yedhulü cennete men kâne fî kalbihi mis'âlü zerretin min kibrin, zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, gözle seçilemeyecek kadar kibir kalbinde barındıran cennete giremez. Ne demek cennete giremez yani? Müslümansa girer. Müslümansa girer ama törpülenmeden giremez. Kalır mahşerde, sıratta, mizanda takılır, zahmet çeker, binlerce sene tevkif görür, tutuklanır. Yani şurada bir gözaltına alınsa insan 20 saat, 2 gün, 3 gün nasıl bunalıyor ya? 2-3 gün nezarette kalsa kaç sene hapis yatmaktan beter geliyor. Yani ahirette niye biz nezaretlerde kalalım? Niye mizanda sevap tarafımız ağır gelmesin de hesabımız tartışmalı olsun? Ne lüzumu var bunların be kardeşim ya? Ne lüzum var kendini üstün görün? Ne vasfımız var üstün görecek ya? Başımız belli, sonumuz belli. Bu hususta Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyor? Kasas suresinin 82. ayet-i kerimesinde Tilkeddârul âhiretü, o ahiret yurdu var ya, bunu nereden sonra anlatıyor? Kasas suresinin başında Firavun'u anlatıyor. İnne firavune le'alim fil ard. Firavun yeryüzünde ululuk tasladı, büyüklük yaptı, hava attı, milleti kesti, astı. Efendim bunu söylüyor. Yine bu ayetin gerisinde Karun'dan bahsediyor. O da evvelce Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, efendim Tevrat ehli, Tevrat'ı ezbere bilen hafızlardan falan ama büyük zengin, mal yüzünden, dünyalık yüzünden, zekatın fazla gelmesi gözüne, yüzünden ne yapıyor? Allah'ın peygamberine, Musa Aleyhisselam'a karşı geliyor, iftira atıyor, hem de kadın iftira attırıyor, fahişe bir kadın tutuyor, kadına para veriyor, kadın Musa Aleyhisselam benimle zina etti diye milletin içine Musa Aleyhisselam'ı rezil etmeye kalkıyor. Nelerde neler yani. Bu iftiralar tüm peygamberlerin başına geldi. Hele bu kadın meselelerinden para veriyorsun, fahişenin birini bulup şikayetçi yapıyorsun, müşteki yapıyorsun. Bunlar hala da yaşanıyor işte, görüyorsun bizim başımıza gelen olayda da akıl mantık dışı iftiralar var. Akıl mantık dışı yani. Belgesiz, bilgisiz, delilsiz. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi astarsız bir iş yani hiç. Ama dünya kurulduğundan beri hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Haset, fesat, kıskançlık, ulu, kibir, tekebbür, bunlar bazı iç şeyler, yani çekişmeler de oluyor. Kıskananlar birbirinin ayağını kaydırmak için efendim haset yüzünden bu iftiralar atılıyor. Buna da Kur'an-ı Kerim'de fesat deniyor. Yani bozgunculuk manasına kavminin ileri gelenleri, mübarek insanları Karun'a nasihat ederken ne demişlerdi? اِذْ قَالَ لَوْ قَوْمُ لَا تَفْرَحْ. Şımarma, haddini aşma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ. Allah ferahlananları, şımaranları, kibirlileri, böbürlenenleri sevmez. Ne desinler? Vaaz ettiler, nasihat ettiler. وَبْتَغِي ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ. Allah'ın sana verdiği dünyalık mal içinde ahireti ara, sadaka ver, hayır yap, dine hizmet et. Fakir fukarayı yedir, doyur, cenneti kazan. Bu para neye yarar? Burada kalırsa bir şey yaramaz. Ahirete götür. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesat, bozgun, fitne çıkarmak, kargaşa çıkarmayı arama. اِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ. Allah fesat çıkaranları sevmez. Ya peygambere iftira atıyorsun, alime iftira atıyorsun, bir Müslümana iftira atıyorsun. Onun itibarını bozmak için onun hakkında isnat yapıyorsun, asılsız ihbar yapıyorsun. Bu nedir ya bu? Bunun ahirete yatacak yeri var mı bu şerefsizlerin? Fesat. Peki bütün bunlar nereden geliyor? Dünya sevgisinden, öne çıkma hevesinden,
kibirden, büyüklenme arzusundan, şımarmaktan geliyor ya. Şımarıklık bu. Diğer Müslümanlara hava atmak için elindeki imkanı kötüye kullanmak. Tevela tense nasibike mine dünya, işte çok nasihat ettiler ona. Dünyadan nasibini unutma. İşte efendim bir kefenle gideceksin. Kefenin cebi yok. Daha ne desinler adamlar? Kavmi böyle vaaz etti ama olmadı. Şimdi bu Karun meselesi uzun bir derstir. Tabii onu özel bir ders olarak yapmak lazım. Şimdi bu 46. farzın mevzusu ne? Büyüklenmeyi terk etmek. Yani büyüklenmemek. Yani kibirden uzak kalmak. Allah'ımızın bize farzı. Bu ayet-i kerimede ne buyuruyor şimdi? Tilked darul ahiretü. Ahiret yurdu var ya, o ulaşılması zor olan o cennet var ya, o kıymetli büyük yer. Nec'aluha, biz o ahiret yurdunu kime vereceğiz? Lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada. Yeryüzünde yücelik, yani Firavun gibi, ve fesat, yani Karun gibi bozgunculuk istemeyenlere tahsis edeceğiz. Bu çok acayip bir ayettir. Çok önemli bir ayet-i kerimedir. Hatta tefsirlerde gördüğüm, Nesefi tefsirinde de gördüğüm, Rulben tefsirinde de var. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu teala ne buyuruyor? Bu ayet-i kerimenin tefsirinden okuyorum. Bir adam diyor, takunyasının, kayışının, yani şimdiki ayakkabının bağı diyelim, yani bağlı ayakkabılar var ya böyle hava olsun diye falan, pek bağ lazım olmuyor ama yine de böyle şey olarak bir bağ yapıyorlar. Ayakkabının bağının arkadaşının ayakkabısının bağından daha kaliteli ve daha güzel olmasını istiyor ise ne olur? Bu ayeti kerimenin zemmine çarpılır. Bu ne demek ya? Yani bir insan güzel elbise giyemez mi? Giyebilir. Marka bir ayakkabı alamaz mı? Alabilir. Kaliteli bir arabaya binemez mi? Binebilir. Satın da alabilir. Helal mal ise. Peki sıkıntı nerede? Sıkıntı, Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü dikkatli anlayalım. Yoksa yanlış yorumlara sebebiyet verebiliriz. Adamın derdi ne? Benim ayakkabım şunun ayakkabısından daha kaliteli olsun. Marka olsun. Saatim marka olsun. Arabam marka olsun. Gözlüğüm marka olsun. E tamam olsun. Helal maldan alıyorsan, zekatını falan da veriyorsan, biz sana niye bunu pahalı saat aldın? Yani İslamiyet bunu haram etmiyor. Ama senin derdin neyse, arkadaşımınkinden güzel olsun da ona hava atayım. Çalım satayım. Onu yani biraz boynunu büktüreyim. Ben ona karşı bir üstünlük böylece tasma. Halbuki ya ne mal iledir ne sal iledir, beyim ululuk kemal iledir demiş şair. Malla, yaşla, elbiseyle, kumaşla yani üstünlük olmaz. Bu ayıp bir şey, utanılacak bir şey aslında ama neyse, bizim milletin kimi malla, arabayla, şunla bunla üstünlük sağlamaya çalışıyor cahilliklerinden dolayı. Halbuki ululuk imanla, itikatla, salih amelle, takva ile, inne ekramekum indellahi etkakum, Allah katında en değerliniz, en çok haramdan sakınanınızdır ve bunu bilen azdır. Şimdi demek ki takunyasının kayışı diyor tabi Hazreti Ali Efendimiz'in döneminin ayakkabısı olarak konuşuyor burada. Takunyamın kayışı, felanın takunyasının kayışından iyi olsun, böylece ben arkadaşıma hava atabilirim diye düşünürse işte diyor bu ayet-i kerimeye girer. Ne demek bu ayet-i kerimeye girer? Yani yeryüzünde üstünlük taslamış olur. Üstünlük taslamayı istemiş olur. Bak taslamış olur başka. Taslamayı istemiş olur. Yani burada öyle bir incelik var ki, bakın ayet-i kerimede nec'alüha lillezine la ya'lûne ve la yufsidûne buyurmuyor. Böyle buyursaydı ahireti, cenneti kibir yapmayan, büyüklük taslamayan, millete karşı üstünlük havasına girmeyen ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayanlara vereceğiz buyursaydı daire geniş olurdu. Yani cennete giren sayısı daha artardı. Neden? Mesela ben şahsen bakıyorum, ben kibirli bir insan değilim. Yani büyüklük taslama derdinde değilim. İnsanlara hava atayım, şunu yapayım, ezeyim insanları, kahredeyim falan, böyle bir şeyim yok. Fesat çıkartma hiç derdim değil. Bozgunculuğu hiç sevmem. Ama
bunu yapmayanlar deseydi ben kendimi burada biraz, yani ben bunun dışındayım, yani ben cennete gidebilirim bu durumda diye düşünürdüm. Şahsen herkes kendine hesaba katsın şimdi. Ama ayette diyor ki istemeyenler. Şimdi bu istemeyen deyince senin imkanın olmayabilir. Bu yükseklik taslamak, kibir, fesat çıkartmak imkanlar nispetindedir. Herkes bir yere, bir makama, bir mevkiye, bir etkili yetkili konuma gelince bunları yapıyor zaten. Aşağı tabakada bunu yapamıyor ki, istese de yapamıyor. Şimdi burada yapmayanlar demiyor. İstemeyenler diyor. Bu ayeti iyi anladığımız zaman, yani benim içimde eğer bir zengin olsam da, bir markalar takılsam da millete hava atsam, bu istek varsa, benim elimde cebimde bu imkan olmasa bile, ben bunu bilfiil yapmasam bile, yapamasam bile ben cennet yüzü göremem. Neden? İçimde büyüklenme arzusu var. İmkan bulamadığımdan duruyorum. Bu hüner değil ki. İstemeyenler diyor. Bozgun çıkarmayan demiyor. Bozgun çıkartmayı düşünmeyen. Onun için ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Adam diyor ayakkabımın bağı felancanınkinden kaliteli olsa, yani de ona karşı bir üstünlük, orada bir hava atabilir miyim düşüncesiyle bu ayete girer diyor. Yani cennete giremez demek istiyor. Bunlar çok önemli meseleler. Allah Celle Celle, tasavvufun maksadı ne kardeşim? Tarikatların maksadı ne esasen? Ama şimdi tabii tasavvuf adı kalmış, tarikatın adı kalmışsa o başka. Adam mürşit diye geçinir. Adam zaten kendi hava atmaya merak. Allah adamı değil. O başka, ona bağlanan, ona intisap eden kendi de helak olur yani. Bu iş. Allah adamlarına bağlanırsan onlar senin nefsini kırarlar. Yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala ilmin kapısı. Kendisi biliyorsunuz emirul müminin oldu. Halife oldu. Devlet reisi oldu. Ama sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda gezerken ne yapardı? Tek başına gezerdi. Hazreti Ali Efendimiz'in farkı bu tabii. Tevazuda ileridir. Yani ilmin üstünlüğü zaten tevazunda üstünlüğünü getiriyor. İnsan ne kadar alim olsa o kadar kendini tanır, Rabbini tanır, kendini tanır yani. Tabii cahillik havalandırır insanı. Buğday mesela başa derler. Ne kadar doluysa o kadar eğik oluyor. Ne kadar boşsa o kadar havada dik oluyor. Yani onun için böyle ne bileyim kalas gibi diyeyim, kereste gibi böyle böbürlene şişe kabara gezenlerle boynu bükük mütevazi şekilde yürüyenlerin farkları var tabi. Yani ilim farkları var. Kendini bilen haddini bilir yani. Haddini bilen Rabbini bilir. Bunlar bir men arafa nefse fakat arafa Rabb. Adam kendinin bir damla sudan, meniden yaratıldığını, içinde bir çuval pislik taşıdığını, efendim ikide bir tuvalete taşındığını, ondan sonra efendim kabirde ölüp çürüyeceğini, leş olacağını, kokacağını, kurtlanacağını, böceklerin dolanacağını. Bunları düşünürse bu ilim budur yani. İlim yoksa aa ben ilahiyatta profum, dekanım, doçum. Ondan sonra hava atmak, televizyonlar. İlim bu değil ki. Sen ne kadar mütevazisin, ne kadar efendim haramdan sakınıyorsun, ne kadar Rabbine yakınsın. Buna bakmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz ne yapıyor? Valiyken yol kaybedenleri kendi yol gösteriyor. Yani vali derken halife ya, İslam devleti ta Irak, Küfe'de payitaht. Mekke, Medine dahil ne kadar büyük bir şey alan değil mi o zaman? Şimdi bile o kadar alanımız yok yani. Herkes kendi ülkeleri bölünmüş vaziyette. İslam aleminin şu anda bir İslam aleminde var mı? Irak'tan Suud'a kadar her yeri yöneten bir yönetim. Şu anda öyle bir nüfus ve yüz ölçümü yok şu anda hiçbir İslam ülkesinde yok ya. O kadar büyük bir devletin başında yol kaybedenlere yol gösteriyor, zayıflara yardım ediyor, efendim dükkanlara gidiyor, bakkallara uğruyor. Manava, pazara geziyor, Kur'an'ı açıyor, ayeti gösteriyor. Hangi ayeti gösteriyor? Bu şimdi okuduğum Kasas suresinin ayetini gösteriyor. تِلْكَدْ دَارُ الْاَخْرَةُ نَجْعَلُوا عَلِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوبًا فِي الْاَرْضُ وَلَا فَسَادًا. Biz yeryüzünde yükseklik istemeyen, bozgunculuk yapmak istemeyenlere cenneti vereceğiz. Yani ne diyor? نزلت هذه الآيات في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل المقدرة من سائر الناس. Bu ayet-i kerime diyor, vali olduğu halde, yönetici olduğu halde, amir olduğu halde, şerefli, izzetli, eşraftan olduğu halde, adalet yapan, haksızlık yapmayan, gücü kötüye kullanmayan, boyun kıran, tevazu gösteren, insanların iyiliği için çalışanlar hakkında inmiştir. Yani onlara cennet var. Öbürlerine cennet yok. Bak, bakkal olmuşsun, manav olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun.
ortalığı karıştırma, fesat çıkartma, millete efendim, milleti kandırma, eski mala yeni deme, efendim yeniye eski deme, yok efendim insanlara haddinden fazla alamayacakları nispetle pahalılık yapma, zam yapma. Ondan sonra yoldan geçene yardım et, zayıf fakir gelir bir şey ver der efendim, hadi ve git işine sen, paran kadar konuş, paran yoksa gelme diye milleti kovma, değil mi? Esnafa, tüccara vaaz ediyor, herkese vaaz ediyordu Hazreti Ali Efendimiz. Neyle vaaz ediyordu? Bu ayeti kerimeyle vaaz ediyor. Yükseklik isteyenler, hava atmak isteyenler helak olurlar. Ömer İbni Abdülaziz, biliyorsunuz 5. halife sayılıyor, 4 büyük halifenin devamı sayılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz torunu, büyük ve zat. Vefat edene kadar bu ayeti kerimeyi okudu durdu, okudu durdu. Bu şimdi okuduğum ayet. Ruhunu teslim edene kadar bu ayeti tekrar ede ede, hani dersin ya son nefese kelime-i şehadet la ilahe illallah diye diye ölmüş, ha ne mutlu mübarek adam falan diyoruz ya. Ömer İbni Abdülaziz de bu ayetle ruhunu teslim etti. Neden? Halife oldu ya 2 sene mübarek. Ya 2 senede dünyaya adalet doldurdu ya. Ama ondan evvel zengin idi. Birkaç elbisesi, takımı vardı yani, tabii şerata uygun tabii libaslar, entaridir, cübbedir falan. Birkaç çeşit giyerdi. Birkaç çeşit yemek yerdi. Merkepleri, binekleri vardı. Ticaretleri vardı. Ne zaman halife oldu? Halife olunca bu ayet-i kerimeyi her sabah otururdu şey makamına. Oturur oturmaz bu ayeti okur. Her sabah bu ayeti okur. Kendisine nasihat eder, vaaz eder. 2 senede ne hale geldi bilseniz. Ne malı kaldı, ne mülkü kaldı, ne bineği kaldı, ne bir şeysi kaldı. Yani yaya geziyor koca halife. Bir tane şahsına ait merkebi yok. Hepsini sattı, etti, dağıttı, fakirlere tasadduk etti. Elbisesi yok ya. Niye işte ben halifeyim ya, acaba bir yükseklik şeyi girer mi bana? Hatta cesedi şerifi yıkanırken diğer alimler, büyük veliler o zaman onu işte üzerindeki şeyi çıkarttılar. Gömleği kirli. O zaman cariyesine kızdılar. Dediler ya sen bu koca halife mübarek adam ne biçim gezdiriyorsun, insan bir temiz bakar yani, bu niye böyle üstünden çıkarttık şimdi cenazesinin üzerindeki elbise kirli. Cariyesine dedi ya dedi bir tane daha yoktu ki dedi, onu çıkaralım da onu giysin. Mecbur aynı şeyi giyip duruyordu dedi yani. Ara sıra da bir yıkıyor, hemen giyiniyorlar. Çünkü yükseklik istemeyen, fesat istemeyen, tabii halifede olunca biraz kibir gelme makamı olduğu için kendini erite 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 2 senede vefat etti mübarek. Her gün bu ayeti okudu ve son nefeste bu ayetle ruhunu teslim etti. Efendim, bunlara dikkat etmek lazım. Herkesin kendine göre, bak takunyanın kayışı ne demek, ayakkabının bağı demek. Herkesin kendine göre bir hava attığı ortam var yani. Sen illaki ben halife değilim, ben vali değilim, ben başkomiser değilim, emniyet müdürü değilim deme şimdi. Arkamda korumalar yok, araba makam arabalarım yok, kapımı açanlar, selam duranlar yok. Yok ama kardeşim, sen bile hanımını hava atabilirsin, hanımın sana hava atabilir. Sen çocuğuna üstünlük taslamak lazım, çocuğun kardeşe üstünlük taslamak kalkar. Yani maalesef bizim hocalarda bile var ya bu hava atma işleri. Yani bizim hocalar zaten nereden eksik olur ki yani, her işin içinde var bize hocalar. Ama iyi bir şey değil. Bize ne ya? Biz üstünlüğümüzü takva ile, ilimle, amelle, ihlas ile gösterelim ya. Yoksa benim arabam şu, benim markam şu, benim efendim kumaşım şu. Yakışır mı Müslümana ya bunlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi bilfiil koyun sağardı ya. Merkebe binerdi. Mesela at varken merkebe binir mi? Eşeğe binmek bir nevi düşüklük sayar toplum. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye merkebe binerdi? Tevazu için. Ondan sonra kölenin biri davet yapsa icabet eder. Senin ne ekmeğin var ya, beni çağıracak ne yemeğin var? Haşa der mi ya? Çocuğun biri kolundan tutsa efendim giderdi o çocukla, götürdüğü yere kadar giderdi işini görme. Birisi çağırsa bu bize gel, lebbeyk buyur derdi, cevap verirdi, yüzünü dönerdi. En büyük sünnetlerinden biri biliyorsunuz,
sallallahu teala aleyhi ve sellem ne yapardı? Adam elini çekmeden kendi elini çekmezdi. Yani adam uzatsa öyle ona tevazu ile dinlerdi. Ondan sonra adam yüzünü döndürmeden yüzünü çevirmezdi. Biz şimdi birbirimize musafaha yaparken bile millet birbirinin suratına bakmıyor ya. Böyle elini değdirip çekmeler falan. Bir muhabbet yok, bir samimiyet yok, bir ihlas yok. Her şey madde, menfaat, makam, mevkiye endekslenmiş. Bu iyi bir şey değil. Ama maalesef Müslümanlar eskiden fakirken, garipken, toplumdan dışlanırken daha mütevaziydiler. Ama şimdi Müslümanlar, yani Müslümanlar derken dindarlar, mütedeyyin kesim olarak söyleyelim. Zengin olma, makam mevki sahibi olma, bir yerlere gelme imkanına eriştiler. Ama maalesef birbirlerine karşı samimiyeti azalttılar. Gruplaşmalar, hizipleşmeler, cemaatleşmeler, taassuplar, şuculuk, buculuk bize gelmez bu işler. Biz ehli sünnet vel cemaat kimliği altındaki Müslüman zayıf müminleriz ya. Birbirini Allah için seveceğiz ve fesat çıkartmak istemeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerle meclis arkadaşıydı. Miskinlerle, yoksullarla otururdu. Onun için Evliyaullah ne buyuruyor? Yeryüzünde yükseklik taslamaktan, taslamak değil, taslamayı istemekten sakınasın. Boyun kırarak, tevazulu bir hayat seçerek, efendim, kenarına çekilip, ha tamam, vaaz etme, İslam'ı tebliğ etme, iyiliği emretme demiyoruz. Ama hava atılan ortamlardan uzlet ederek, kenara çekilerek İslam'ı yaşa. Allah senin adını yüceltirse bil ki bunu o yapmıştır. Sen hak ettiğin için değil. Kulların kalplerinde sana bir yücelik, yükseklik verdiyse bunu o vermiştir. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediğini sevdirir. İstediğini yerdirir. Sen hak ettiğin için değil. Karun niye Karun oldu? Musa aleyhisselam ona zekatını ver, fitne yapma dediği zaman bu parayı ben kazandım dedi. Allah'ın verdiğini unuttu. Onun için ben hocayım, ben ilim sahibiyim, bu ilmi ben kazandım dediğin anda bittin. Bu para benim dediğin anda bittin. Bu itibar benim, kendinden bildin sen, bittin. Ben bir şey değilim. Rabbim beni topraktan yarattı. Efendim, benim anam toprak. Yine gireceğim yer toprak. İnsan anasına karşı hava atar mı? Doğuran anası atar işte. Bizim bazı millet var, doğuran anasını da beğenmiyor ya. İşte insan da toprak annesini beğenecek. Toprağın durumu meydanda basılan, çiğnenen, tükürülen, affedersin, kazayı hacet yapılan, üstüne her pislik atılan, yine de gül veren. Değil mi? Fekün arzan liyenbüt fike verdün fe innel verde menbetü turabu. Mektubatta geçiyor. Toprak ol ki sende gül bitsin. Gül mermerde bitmiyor. Çok kaliteli, pırıl pırıl parlıyor. Efendim, pırlantada bitmiyor işte. Altında bitmiyor. Toprak ol ki sende gül bitsin. Yani tevazulu ol. Toprağın üstündeki her şey topraktır. Şu anda da toprak durumundayız. Bundan dolayı efendim ben sofuluk yapayım, çok ibadet yapayım, ömreye gideyim, vaaz edeyim, efendim Müslümanlık yapayım. Niçin? Diğerlerinden üstün olayım. Yani adama mesaj çekiyor, teheccüde kaldırıyor. Tamam, Allah niyetini kabul etsin. Kaldır da adama, yani bak ben senden erken kalktım havasıyla mesaj çektiğin anda, eğer kalbinde, niyetinde bak ben teheccüde senden evvel kalktım varsa, kalkma yat sen sabaha kadar ya. Sen yat ya. Senin teheccüdün boş. Niye? Akranından, arkadaşlarından üstün olduğunu göstermek. Neyle? Pazartesi, perşembe oruç tutuyorum. Aa sen bugün tutmadın mı falan. Ya bırak bu işte. Nafile oruçlar, nafile namazlar. Bunlar seni başkasından üstün etmez. Üstün eden şey haramlardan sakınmak meselesi. Sen zaten hava atarak, kibir yaparak yıktın gittin, ne nafile bir şey kalmadı ki. Farzları götürürsün be. Farz namazların sıfıra çıkar bu kibirle. Tabii ki insanları birbirine kaldırmak lazım, şudur budur. O ayrı bir şey. Ama derdin ne senin kardeşim? Senin niyetin ne? Ben öyle adamla biliyorum. Adamın eskiden telefon belefonu yok, kapısına gidip kaldırıyor. Kaç kilometre yürüyerek. Ama mesele ne? Ona karşı bir hava atmak yani. Eğer hava atmaksa sen boşuna yol yürüdün yani. Evet. Bir mahluk, yani bizim gibi yaratık, diğerinden kendini üstün görürse mutlaka Allah-u Teala'nın kendisiyle de beraber olduğunu, o hava attığı kişiyle de beraber olduğunu bilmediğinden dolayı bunu yapmıştır. Neden?
Sen şimdi bu karşındaki adamdan kendini üstün görürken Allah-u Teala'nın onunla beraber olduğunu, onu da Allah-u Teala'nın yarattığını ve sonunun ne olacağını efendim bilmiyorsun ama Allah-u Teala'nın onunla beraberliğini görüyorsan, biliyorsan, Müslüman olarak buna inanıyoruz, Allah hepimizle beraber. O zaman sen nasıl Allah'ın beraber olduğu, Rabbinin maiyetinde olan bir diğer mahluka karşı üstünlük taslarsın? O noktada köpekten de üstün değilsin ya. Tamam, insan olarak yaratıldığından tamam. Ama hayvanın biri ne yapıyordu? Gitmiş köpek bir kemik yalamak için çöplüğe. Evliya Allah'tan biri de elbisesi yırtık yamamak için çöplükten sahibinin attığı bir yama arıyor. Tam arada köpek de yanaşınca buna hırladı. Yani o da köpek de zanneder ki belki benim kemiğime dalacak. O zat ne yapsın onun kemiğini? Onu da aradı kumaş. Ama o Evliya Allah zat ne dedi? Hoş tuş demedi. Dedi ki ne hava atıyorsun bana be dedi köpeğe. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Ne zaman sıratı geçersem, cennete girersem, o zaman ben toprak olandan üstün olurum. Ama ben sırattan yuvarlanıp cehenneme düşersem, o zaman toprak olanın benden üstün olduğu belli. Çünkü, ya leyteni güntü turaba, niye kafirler toprak olaydık diye mahşerde isteyecek? Çünkü hayvanların toprak olduğunu görecekler, cehenneme girmektense toprak olmayı yeğleyecekler. E şimdi yarın ahirette toprak olma, yani hayvan, dünyada hayvan olsaydım diye isteyecek durumlar var. Hem de ne zenginler, ne amirler, ne memurlar, dünyanın ne gavurları. Hayvan olma isteyecek yani. Dünyada hayvan olaydım diyecek. Bu adamın şu andaki havası, cakası, bana ne ya? Kaç milyon dolar parası varmış, bana ne? Onun için Evliyaullah bu işi anladılar. Bizim Mevla, olduğumuz konuma Mevla getir. Kutupların kutbu, Büyük Kavs, Ebu Yezid el-Bestami, Kudüs-i Hazretleri. Ne yaptı? Müritleriyle yoldan gelirken bir köpek karşıda çıktı. Yolu da kaplamış, koca köpek kaplamış derken, o zaman biliyorsunuz eski şeylerde cadde, yollar dar. Eski şeylerde, vilayetlerde. Orada köpek durunca, o da ona, müritlerine de dokundurmadı. Köpek durdu, o durdu. Bir zaman durdular böyle. Böyle duruyorlar. Hareket yok, kıpırtamak yok. Müritler diyor ya efendi hazretleri sen niye duruyorsun? Çekelim şunu kenara. O köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz efendim. Bana dedi ki diyor, seni evliyanın reisi yapan Allah beni de bu kılığa soktu. Yani ne demek? Sen kutupsan, gafsan, en büyük veliysen Allah yaptı. Ben de köpeksem ben de Allah yaptı. O zaman ikimizin faili, halikı, yaratıcısı birse, sen de bende de bir şey yok. Ne bana hava atıyorsun? Beni kenara çekebilir misin sen? Sana o makamı veren bana bu makamı verdi. Ne farkımız var dedi bana. İşte bunu anlamak lazım. Bunu böyle anlarsa bir Müslüman kimseye hava atamaz. Ve kibirden, kibir illetinden kurtulur. Onun için dünya, dünyacılık, maddecilik, markacılık bunlar bela. Dünya iblisin şarabı. Normal şarabı içen, gece içen sabaha ayılır. Dünya şarabını içen, kıyamete kadar ayılamaz. Bir cehenneme girer, yandığı zaman anlar. Bas bas bas. Aa cehenneme gitmişim. Ama ayılalım arkadaşlar, ayılalım. Sarhoşlar sabaha ayılıyor. Bizde bazı sarhoşlar var, ölmeden ayılmıyor. Çaremize bakalım. Evet. Rütbe, makam sevgisi, nefsin hazları, riya, gösteriş, işitsinler, desinler, beğensinler. Bu dertlerde olanlar Allah'a yakın olamaz. Kurt makamına asla vasıl olamaz. Kalbinde kötü inanç, ehli sünnet dışı bozuk fikirler, uzuvlarında Allah'tan gayrine ibadet, efendim, dünyaya davet, mal yığmak, milletin ırzına, namusuna tasallut etmek, illa tecavüz saldırı mağazda değil, adamın haysiyetini, şerefini rencide etmek, insanlara iftira etmek, günahları normal görmek, asla cennete insanı ulaştırmaz. Bunlar şeytanın karini olur. Şeytanlar cehennemde dünyadaki adamlarıyla birlikte aynı zincirde bağlı kalır. Onun için biz şu can bedendeyken şu son nefesimizi vermeden hemen tevbe edip hemen Allah'a yönelebiliriz. Böylece ne yapabiliriz? Hayırlara erişebiliriz. Ne buyuruyor ayet-i kerimenin sonunda? Ve akıbetü lil muttakîn. Akıbet takva sahiplerinde olacak. Güzel sonlar, sonuçlar haramlardan sakınanlara nasip olacak. Ben onun için ne diyorum? Falan gavur şöyle güçlü,
falan kafir millet şöyle ileri, efendim şunlar, şu gavurlar, şu zındıklar, şu fasıklar, dünya malında, mülkünde, makam mevki, şöyle yerlere gelmişler. Bana ne? Çünkü neden? Biz bu filmin sonunu seyrettik. Onun için heyecanlanmıyoruz. Ha kim kazanacak, kim kaybedecek? Yahudi mi kazanacak? Arapların durumu ne olacak? Müslümanlar ne olacak? Bu Yahudi, efendim Hristiyan alemi şöyle güçlü bir... Bizi ezecekler, bitirdiler. Korkma kardeşim ya. Güzel son, haramlardan sakınanlar ne olacak? Aa, Suriye perişan oldu, yandı, yıkıldı. Müslümanlar şehit oldu ama kazandılar. Hala şehit oluyorlar, gazi oluyorlar, kazanıyorlar. Çünkü akıbet kimlerin olacak? Haramlardan sakınanların olacak. Ölsek de kalsak da ahirette cennet müttakilerin olacak. İnşallah biz de müttakilerden olursak cennet bize de nasip olacak. Yine Allah Teala ne buyuruyor? Ve la temşi fil ardı meraha. Yeryüzünde ferahla, neşatla, kendini beğenerek gezme. Lokman Hekim de oğluna söylüyor bunu. İnneke len tehrikel ard. Yere ne kadar sağlam bassan, ses çıkartsan toprağı yaramazsın. Velen tebluğel cibale tuğla. Ne kadar uzansan, havalansan, kibirlensen, şişsen, kabarsan dağların boyuna yetişemezsin. Onun için terbiyesizlik etme. La tusahir haddeke linnâs. İnsanlara efendim yüzünü yanağını eğme, bükme. İnsanlara karşı kibir gösterip de insanlara beğenmeyecek hareketler yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men te'azeme nefsehu ihtiale fî mişyetiyle kıyallâhu teâlâ ve alî gazbân. Kim kendini büyük görür, yürürken havalı yürür. Yani bazı insanların yürüme şekilleri de bir acayip, böyle bu kabadayı vari, işte ben ne bileyim bir zengin yürüyüşü bir şey. Herkesin bir şekli var işte. Kim böyle yaparsa Allah'a kavuştuğunda Allah-u Teala kendisine öfkeli bulacaktır. Allah'a öfkeli bulmak ne demek? Helak oldun gittin ya. Muhammed İbn-i Vasi Hazretleri radıyallahu teala çok büyük bir zattır. Tabiinden olacak. Baktı ki oğlu böyle havalı havalı yürüyor. Hemen oğlunu çağırdı. Sen kimsin dedi. Senin annen var ya dedi. Anneni dedi 200 dirheme satın aldım. Yani demek cariyeden doğma. Biliyorsunuz cariyelik, kölelik, cariyelik şimdi yoksa da evvelce vardı. Yani harp esiri manasında. Pazarlarda satılan şekillerde. Bunun incelikleri vardı. Uzun detaylı sohbetlerim de bu usta vardı. Daha da detaylı olabilir. Ama şunu söylüyorum. Anneni 200 dirheme satın aldım. Yani satın almış, evlenmiş tabii ki. O ona iyilik yapmış. O mübarek zat tabii ki onu kendine eş yaparak değerlendirmiş. Yani kıymet vermiş ona yani. Onu mal olmaktan kurtarmış. Ama 200 dirheme satın aldım. Şimdi kendine gelince yani annesini hakaret ediyor, mağası çıkmasın. Babana gelince diyor, yani kendisini söylüyor. Baban da diyor, çok mübarek bir adam değil ha. Allah Müslümanlar için de onun benzerlerini çoğaltmasın yani. Allah benim gibi adam da çoğaltmasın, sayımızı çoğaltmasın diyor. Yani ben de iyi bir adam değilim. Senin büyüklük taslamana sebep olacak bir şey yok. Sen neden kendini büyük sanıyorsun? Anan kim, baban kim senin? Diyor. Yani bunlar Evliyaullah'ın, alimlerin tembihleri, uyarıları çocuklarına, çocuklarına. Sahabe-i kiramdan İbn Abbas Hazretleri radıyallahu teala anhu anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir gün yürürken bir yere geldi. Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem orada durdu. Tam orada durduğu yerde ne buyurdu biliyor musunuz? Beynema aradülün yetebekteru fi adel mekâni. Aleyh burdun hasenun yanzuru itfeyi müsbilen izârehu iz husife bi fiyadel mekan ve yetecelcelu ilâyem-i kıyamet. Tam durduğu yer Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yer konuşuyor, her yer gözüküyor. Bura var ya dedi, şu durduğum yer. Evet. Burada bir adam vardı. Hangi ümmetten, kaç sene evvel Kainatın Efendisi'ne Allah şeyi gösteriyor. Şu durduğum yerde bir adam güzel bir elbise giymiş. Ya güzel elbise giymekte sorun yok. Dikkat edin. İnnallâhe cemîlün yuhibbul cemâl. Allah güzeldir, güzeli sever. Sahabe-i kiramdan biri dedi. Ya Resulallah, birimiz güzel ayakkabı giymek istiyor, güzel kumaş giymek istiyor. Bu kibire girer mi? Buyurdu, girmez. Allah güzeldir, güzeli sever. İnnevel kibru battarul hak ve gamtun nas. Kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğruyu söylüyorsun adama, doğruyu dinlemiyor.
Kibir nedir? İnsanları hakir görmek. Sen o elbiseyi giydin, onu giyemeyenden kendini üstün gördün, kibir ol. Sen iyi bir kumaş giydiğin zaman o giyemeyen fakirlerden utanman lazım. Daha çok tevazu etmen lazım. Ben efendim buldum, buluşturdum, taktım, takıştırdım diye değil de yani bu adamlar Allah'ın dinde benden daha kıymetli. Cennete benden 500 sene evvel girecek, hesabı daha az. Ben dünyada birkaç kuruş bulmuşum, giymişim. Utanmak lazım yani. Bundan hava atılacak bir şey mi bu ya? Evet. Adamın üzerine güzel elbise var. Bunda bir sorun yok ama omuz başlarına ne yapıyor? Havalı havalı bakıyor. Sağına sola böyle bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Ha elbisemi gördünüz mü? Tabii eskiden bu elbise kumaşı milletin üzerinde en çok görülen şey ya. Şimdiki gibi cep telefonuydu, arabaydı, bilmem neydi. Öyle hava atacak şimdi şeyler çoğaldı. Evvelce hava atacak pek insan üzerine giydiğinden başka bir şey yok. Omuz başlarına bakıyor. Eteğini salıvermiş. Yani entarisini uzun bırakmış, yerden sürüyor derler ya, arkasından doğru geliyor. O da kibir alametidir. Onun için entarilerimizi, yani biz de ben hep entari giyiyorum. Siz efendim neyse şalvar giyin, pantol giyiyorsunuz. Keşke pantol da giymeyin, pantol da. Ama işte bol giyin. Giyerken de yine ne yapmamak lazım? O topukları geçmemek lazım. Çünkü hadis-i şeriflerde topuklardan aşağı kalan ateştedir buyuruluyor. Tabii bu kibir için olursa böyledir. Tamam, anlıyorum. Ben kibir için yapmıyorum. Yani kibir için yapmasan da kardeşim, madem burada bir tehdit var, tedbirli olmakta fayda var, topuktan aşağı elbiseyi geçirtmemek lazım. Adam ne yapıyordu? Omuz başlarına bakıyordu, hava atıyordu. Ondan sonra eteğini salmış, kibirli kibirli salına salına yürüyorken tam şu durduğum yerde Allah onu yerin dibine soktu, batırdı diyor. Ve kıyamet gününe kadar dibe doğru gitmektedir. Oturduğum yerde diyor ki bak, yerin dibine her gün biraz daha gidiyor diyor. Git bakalım ne kadar gidersen nerede bulacaksın adamı, kaç yüz sene, bin sene evvel orada batırılmış. Bizim ümmette böyle şeyler olmuyor diye ne yapmayalım? Bana bir şey olmaz sanmayalım. Eski ümmetlerde cezalar, belalar biraz peşin veriliyordu. Bizim ümmette biraz paylı bırakılmıştır. Tevbe kapısı açık tutuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun ümmetine iyilik düşünülüyor. Aman biz de kendimize hayır düşünelim, iyiliği kendimize yapalım, nefsimizden kötülüğü uzaklaştıralım, bu kibir halinden kendimizi kurtarmaya bakalım, kimseye hava atmadan, büyüklük taslamadan, kendimizi herkesten aşağı bilerek, efendim küçükler benden az günah işlemiştir diye düşünerek, büyükler benden fazla ibadet etmiştir diye düşünerek, fakirler benden az hesap verecek diye düşünerek, kendimizden zengin olanlar o benden fazla hayır yapmıştır, zekat vermiştir diye düşünerek, yani kendini herkesten aşağı görmenin bir yolu var yani. Ama tabii kendini herkesten üstün göreceksen de o da bir psikolojik sorun yani, bir ruh hastalığı. Ama öyle ruh hastalığına tutulanlar da maalesef var. Kendini herkesten aşağı görmenin bu kadar sebebi varken kalkıp da hiç sebepsiz yere üstün görmek yani ahmaklıktır, bencilliktir efendim ve sonunu kötüyü hazırlamaktır. Son nefeste imansız ölmeye sebebiyet vermektir. Allah muhafaza etsin. Rabbim bu kibri hiç sevmiyor. El kibriya ridai vel azameti izari. Büyüklük benim kaftanımdır. Ululuk benim cübbemdir. Kisvemdir. Yani büyüklük, ululuk, azamet, izzet, ceberut, kahariyet. Bütün bunlar ancak bana has şeyler. Bana yakışır. Femen nazani fi şeyin minhuma el qaydu fi nari ve la ubali. Kim büyüklük taslama, ululuk, büyüklük, kibir, azamet hususlarında benle çekişmeye kalkarsa, ya haşa ben Allah'la çekişmiyorum. Kardeşim sen bir Müslümana veya bir vatandaşa veya bir yaratığa veya bir mahluğa veya bir kediye veya bir köpeğe hava atmaya başladığın zaman, onu horladığın zaman, dışladığın zaman, hakir gördüğün zaman sen ona yapmıyorsun bunu. Onu yaratana karşı hareket çekiyorsun. Bunu anlasana, sana diyor ki büyüklük hususunda benle kim çekişirse, Allah nerede bulacak da çekişecek? Karun olsan ne yazar? Firavun olsan kim takar? Yani Allah'la kim harp edebilir? Ama onun kullarına bunu yapmak, Rabbim diyor ki benle çekişmiş oluyorsun. Haddini bil. Ben adamı ne yaparım? Atarım ateşimin içine diyor. Tarafına da bakmam. Bağırır durur. Sonsuz yanarsın bak. İki gün hapse dayanamıyorsun. Üç gün ceryan verseler dayanamıyorsun. İnsan beş dakikada yansa kül olur gider. Ölmek de yok. Ölmek de yok. Derilerin yenilenecek, vücudun yenilenecek, taptaze yeni deriler. Azap devam. Ne gereği var ya? Haddimizi bilelim. Boynumuzu kıralım.
secdelere varırken, rükulara eğilirken. Hep tevazu için değil mi? Secde nedir ya? Tevazu için değil mi? Rükû eğilmek nedir? Niye eğdiriyor Mevla abici kardeşim? Bunları anlasana ya. Namazda eğiliyorsun vav gibi. Namaz bitti mi efendim kalkıyorsun kalas gibi. Olmaz ki böyle. O vav halini, rükû halini, secde halini, o tevazuyu biraz sürdür be kardeşim, sürdür. Rabbine karşı sadece namazda mı Allah'ın huzurundasın? Şimdi de Allah'ın huzurundayız. Her dakika Allah'ın huzurundayız. Allah bizi haddimize bilmeye muvaffak eylesin. Amin. Allah Teala imkanlarımızı artırsın, hidayetlerimizi müjdat eylesin. Hepinizin dünya ahiretlerinizi mamur eylesin. Ne hacetiniz, ne dileğiniz, ne arzunuz, kalbinizde ne muradınız şu sohbet saatinde içinizde tuttuysanız, ne hayırlısıyla, hayırlıysa Allah Teala ihsan eylesin. Amin diyen dinlerinizin de harcahimden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin.